Gusül abdestiyle alakalı bir sorumuz var hocam. Benim dişlerimde çoğunlukla sigara olmak üzere çay, kahve vesaire lekeler ve de tartar var. Hanefi mezhebindeyim. Gusül abdestim geçerli olur mu diyor hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Hanefi mezhebine göre gusül abdestinde ağzın ve burnun yıkaması, yani mazmaza ve istinşak diye tabir ettiğimiz ağız temizliği ve burun temizliği vaciptir. Evet. Ancak abdeste ise ağız ve burun temizliği vacip değil, sünnettir. Bu sebeple gusül abdesti alınırken, boy abdesti alınırken altına suyun ulaşmasına mani olan herhangi bir maddenin yıkanması gerekli olan bir uzuva yapışık olması ve böylece alt tarafı da ıslanmayacak olursa bu kimsenin boy abdesti olmaz. Hamur veyahut da altına suyun ulaşmasına engel olan boya bu emsal kabildendir. Sual eden kardeşimiz ise diyor ki dişlerimde oluşan işte bazı diş taşları diyelim, tartarlar diyelim, evet, veya sigaradan kaynaklı olan renklenmeler diyelim. Bunların durumu ne olacak? Kitaplarımızda kişinin yemiş olduğu yemek kalıntısı ağzında herhangi bir yere yapışacak olsa ve o kalıntı altına suyun ulaşmasına engel oluyorsa bu kimse bunu temizlemesinin gerekliliği bahsedilmiş. Ancak vücudun kendisinin üretmiş olduğu, ki bahse konu olan şeyler bununla alakalıdır. Evet. Kendisinin üretmiş olduğu diş taşları gibi böyle bir durum varsa burada onları def etmekte, çıkarmakta ciddi anlamda bir haraç vardır, bir zorluk vardır. Ki bunu zaten birey kendisi tek başına yapamaz. Bir diş uzmanından yardım alması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bu şekilde bir zorlama ihtiyacı söz konusu olmayacağı için bunların abdest veya gusle maniliği yoktur. Sigara meselesine gelince, eğer bu bir tabaka oluşmuşsa bu fırçalanma suretiyle gideriliyorsa giderilmelidir. Evet. Ama giderildiği halde orada bir renk kalmışsa renk ise abdest veya gusle engel değildir. Evet. Yeter ki bir tabaka oluşmasın. Diğerleri ise zaten fıtridir. Yani tabii olarak oluşan şeylerdir. Bunlar için de bir sıkıntı olmayacak. Ancak burada şunu ifade etmek gerekir. İşte caiz olup olmaması bir bahsi diğer olmakla beraber dişlere yapıştırılan bazı pırlanta taşlar olabiliyor. Özellikle genç kızlar bunu yapabiliyor. Tabii Evet. bunun caiz olmadığını vurgulamamız gerekir. Bununla beraber peki gusle mani olur mu? Bunları biraz önce söylediklerimizden ayrı olarak değerlendirmemiz gerekir. Çünkü bu ihtiyari olarak yapılan bir eylemdir ve yapıştırılan o taş altına suyun ulaşmasına da engel olacağı için bu kimsenin boy abdesti olmaz. Evet. Ama keyfi olmayan bir uygulama, işte diş kaplaması gibi, dolgusu gibi veyahut da sualde olduğu üzere dişte oluşan bir takım tabakalar gibi bunun usta etkisi olmayacaktır.